Merhaba arkadaşlar. Ben Uğur. Bugün sizlerle birlikte Don't Starve Together oynayacağız. Hemen başlayalım. Don't Starve Together bir hayatta kalma oyunu arkadaşlar. Aranızda bilmeyenler vardır diye söylüyorum. Şeytanın yarattığı gizemli bir dünyada hayatta kalmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar fazla oynayamadım çünkü sürekli ölüp duruyordum. Bakalım. Bu sefer nasıl sonuçlanacak? Donsları bilmeyenler için kısa bir özet geçtim. Dal toplamak önemli oyunda çünkü. Şu aletleri yaparken dal lazım bize. Çakmak taşı da önemli. Şuradan hemen toplayalım. İlk gün ne kadar loot yapabilirsek o kadar iyi arkadaşlar. Gidelim. Haritayı açmak da önemli. Şuradan haritayı açalım. Haritayı açmaktan kastım. Biz haritada dolandıkça haritada açılıyor arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim. Bu ne? Bakın mesela şu an geziyorum. Haritanın bu kısmı açıldı. O yüzden ilk günden haritayı açmak önemli. Onu da belirteyim. Tamam, bu kadar yeterli bence yemek ilk günden. Birazcık dala ve çakmak taşına abanmam gerekiyor. Modu yapamadım. Güncel değilmiş. Güncellemem gerekiyormuş. Şu anlık fazla bir sorun olacağını sanmıyorum. Dursun bakalım öyle. Güzel. Canımız full. Akıl sağlığı gitgide düşüyor arkadaşlar. Böyle gece akşama doğru yaklaşırken böyle bakın şu sarı yerde hiçbir şey olmuyor. Şimdi birazdan kırmızıya geçecek o. Akıl sağlığımızın düştüğünü göreceksiniz. Onun için de çiçek toplamamız lazım. Bu ne? Bu dikenliydi sanırım, o yüzden onu toplamayacağım. Bakın düşüyor gördüğünüz gibi ama şu an çiçek aldım. Şu an düşmeyecek. 200. Birazdan düşmeye başlayacak. Yalnız ben ışık yapmam gerekiyor. Tamam. Hiç çakmak taşı bulamadık. Bu birazcık talihsizlik. Tamam, karnımız doysun. Bakın 199'a düşmüş. Çiçeği alıyorum. 200. Bu arada taç yaprakları bize sadece can veriyor sanırsam, bakalım. Evet, sadece can veriyor. O yüzden bunları ilk günden fazla toplamaya gerek yok bence. Yiyorum ama bolluktan. Neyse, bunları toplamayayım, sonra toplarım. ...19 dal yaptık. Bence güzel. İdare eder. Burası şey, haritanın şu tarafa doğru gidelim. Buranın devamı var mı yok mu öğrenelim. Sanırım buradan gelmiştik ya. Evet. Şeytani çiçek mi? Karanlık yapraklar. Yok, boş yer abi. Sonra alırız belki. Şu anlık hiç bilmediğim işlere bulaşmak istemiyorum. Hemen şöyle toplayalım. Birazcık daha dal toplamam lazım sanırsam. Çünkü bize lazım olacak. Evet, güzel. Bakalım. Az kaldı, gece olacak birazdan. Evet, haritanın bu tarafta son galiba. Ha, çakmak taşı sonunda. Şunu yakalayabilir miyiz acaba? Şimdi yakalasak direkt işimize yaramaz. Olsun, biraz daha yaşasın bakalım. Son günler. Oo, ben yalnız bunları toplamam lazım. İlk günden bu kadar düşmesi hoş olmadı derken bir meşale yapayım kendime. Karanlıkta gezerseniz ölüyorsunuz arkadaşlar. Yani bu kadar basit. Işık olmadığı için ölüyorsunuz.
Tabi sesler duyuyorum ama. Şimdi meşalem gitmesin diye yakabilirim ağaçları ama bu sefer de orman yangını çıkartırım. Bunlar ne? Dik. Bunları yakalım ya, bir şey olmaz bence. Evet, bence fazla yayılmaz. Şimdilik işimizi görür bence. Evet, bayağı bir yayıldı arkadaşlar. Bir dakika, yanıyorsa hayır. Şunu şuradan alayım da. Söndür söndür. Heh. Save aldı. Güzel. Birazcık canımız azaldı. Hemen yiyelim havucumuzu, boşta durmasın. Şimdi aşağı doğru gidelim. Bakın görüyorsunuz. O bayağı arttırıyormuş. Şimdi ilk olarak ne yapmamız lazım? Bilim makinesi yapmamız lazım. Onun için de o gördüğünüz gibi NANI? hiçbir şeye sahip değiliz. Odun toplanır, o kolay ama gel gör ki altın nereden bulacağız şimdi? Çakmak taşı hemen alıyorum. Aa, normal taş. Tamam, vuracağız ama zamanı değilmiş. Herhalde öyle anladım. Bakalım, burada bayağı köstebek yuvası varmış ya. Güzel et kaynağı. Şu taşlar, bu ne? Şeytani çiçek. Her yerde de şeytani çiçek var. Arkadaş, anlamadım ki. Aa, çakmak taşı az daha gözüm. Aa, altın. Arkadaşlar, böyle kayaların üstünde hafif sarımsı bir renk olduğunda fark ediyor musunuz bilmiyorum ama altın çıkıyor içinden. Hemen bir kıralım bakalım. Evet. O iki tane çıktı hem de. Şeytan çiçeği alalım. Atalım. Ah, böyle dursun bu. Diğer türlü korkuyorum. Oo, burada bayağı kaya var. Kayalar cennetine geldik. Niye nerede şeytan çiçek var? Ben oynadığımda hiç rastlamadım bunlara. Şimdilik şunlar işimize yaramayacak arkadaşlar, o yüzden kalsın burada. Boş yere envanterimize yer edinmesin. İçinden çakmak taşı düşüyor, o da güzel. Taş da düşüyor, o da güzel. Bu sanki diğerlerinden biraz daha siyah bir kaya. Bakalım bundan ne düşecek. Evet, bundan bir şey düşmedi. Çünkü kazmamız kırıldı. Talihsizlik. Hadi bakalım. Bu ne? Bunu dikebiliyor. Evet, dikebiliyoruz. İki tane altın yetmez bize ya bence, dur. Bir tane kazma yapalım. Geceyi geçirip bölümün sonuna gelelim arkadaşlar. Bu bölüm biraz sıkıcı bir bölüm oldu çünkü yani farmingten başka hiçbir şey yapmadık. Neredeyse. Şunu kafaya vurayım ya. Dur, nereye gidiyor acaba, merak ettim. Buradan mı çıkacak? Yok, buradan. Bunları galiba kürekle kazıp şey yapabiliyorduk ama şu an kürek yapamıyorum. Aa, yapıyorum. Neden? Ha, bilim makinesi lazım. Şunu kafaya vur. Kaçmasın, vur. Ya vuramadık ki, neyse. Şu an bu köstebeği uğraşsam öldürürüm cidden ama şu an uğraşmak istemiyorum. Şunu kafaya vur oğlum bir tane. Aha, öldürdüm. Yazık.
Bu eti çiğ çiğ yesek büyük ihtimal zararımıza olur. O yüzden envanterimizde bence 5 yemişe dur, hatta şöyle yiyelim bari. Atmayalım da yiyelim. Bari bir işe yarasın. Bu bölüm de meşale ile geçireceğim. Birazcık daha loot yapacağım. Biraz daha dala ve biraz daha samana ihtiyacım var. Üstelik haritayı açalım. Biz niye film makinesini hala yapamıyoruz? Bir tane daha odun eksik, hemen alalım şuradan. Bunları da dikelim. Yenisi çıksın. Dur, atma, dik. Bakın arkadaşlar, doğadan bir alıyorum, 3 veriyorum. Keşke böyle olsa. Gerçi yapılabilir ya. Ben bunu yemeği hiç denememiştim. Yiyeyim bakayım. Çok iyi hissetmiyorum. Bunu yiyince iyi hissetmiyor. Canımız da gitmiş. Bunu yiyelim. Tamam, bunları yemeyecekmişiz arkadaşlar. Pişirmeden yemeyecekmişiz. Bunu yakalım ya. Şeytanlar yanmaya mahsustur. Yanın bakalım. Bu orman hiç iç açısı gelmiyor. İç açıcı gelmiyor şu an. Tohum yiyelim. Tamam. Bunu yakabiliyor mu ben ya? Aa, meşaleyle vuruyor. Aa, öldü. Bu burada dursun ya, sonra alırız biz bunu. Bu bölümü bitirelim arkadaşlar isterseniz. Diğer bölümde yerleşecek bir yer bulmamız lazım. Şöyle bir yiyelim. Bakalım, 3 gün hayatta kalmayı başardık gezerek, tozarak. Bayağı gittim. Bu haritanın bir sonu var mı acaba? Şu an çok merak ettim. Vardır illaki de. Acaba Minecraft gibi bir sonsuz bir haritası mı var? Şunu da kıralım, bölümü bitirelim arkadaşlar. Diğer bölümde şu sürekli uyarıyı kaldırayım, güncelleyeyim şu modu da kullanalım. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki bölümde görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.